Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Nahl Suresi 96 ve 102. ayetler arasını değerlendireceğiz. Cenab-ı Hak burada şöyle bildiriyor. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَتْ Sizin yanınızda olan sonunda biter. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقِ Ama Allah katında olan bakidir. Burada gerçekten insanların yanında olanın gelip geçici olduğu ifade ediliyor. Mesela mal, evlat, şan, şöhret bu gibi şeyler gelip geçici şeyler. Dünya hayatının bir takım zinetleri. Ama Allah katında değer kazanan şeyler, salih amel, güzel sözler, bakiyatus salihat diye ayette ifade edilen kalıcı şeyler, bunlar gerçekten Allah nezdinde kıymet ifade eder ve bunlar diğer alemde baki olacak, insana daimi sevap kazandıracak. Diyelim şu anda dünyanın en zengini veya Türkiye'nin en zengini durumunda olan kimseler ecel geldiğinde bütün mallarının hiçbir kıymeti kalmayacak. Malları yine dünyada ama onlar kabre girmiş olacaklar. Ama onlar bu mallarıyla veya kendilerine sunulan diğer imkanlarla Allah yolunda bir şeyler yapabilmişlerse bunlar diğer alemde işe yarayacak. İşte evlat, mal, makam, şan, şöhret bu gibi bütün imkanlar Allah yolunda değerlendirilirse bir kıymet kazanıyor. Diğer türlü gelip geçici şeyler. Ve hatta hayatın tamamı 60-70 yıllık bir hayat diğer aleme gidildiğinde Allah yolunda değerlendirilmemişse şayet bir anlam ifade etmiyor. Boşa geçmiş bir ömür olarak insanı cehenneme ulaştıran bir mahiyet kazanıyor. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ O sabredenlere mükafatlarını vereceğiz. بِاَحْسَنُ مَا كَانُوا يَعْمَرُونَ Yaptıklarının en güzeliyle. Yani onlar neler yapmışlarsa Allah en güzeliyle karşılığını verecek. Ve Allah-u Teala kimin ne yaptığını bilmektedir. Kim neye layık bilmektedir. Buradan belki şunu da anlıyoruz. Bu insanlar sabreden kimseler. Yani sabır da son derece önemli. Sabrı yerinde kullanmak. Sabrı ibadette sabır, Allah'a itaatte sabır, günahlara karşı durabilmekte sabır, musibetlere karşı durabilmekte sabır. Buralarda kullanmak gerekiyor. Bunu yapabilen insanlar diğer alemde taraf-ı ilahiden mükafatlandırılacaklar. Ve hem de en güzel bir mükafatla. Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'min. Her kim salih amel yaparsa, ister erkek ister kadın ama iman etmiş olduğu halde. Yani kim inanarak kadın veya erkek salih amelde bulunursa, iyi işler yaparsa فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Biz ona tayyip bir hayatı, tertemiz bir hayatı nasip edeceğiz. Öyle bir hayatla onu hayatlandıracağız. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ Ve onların mükafatlarını vereceğiz. بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıklarının en güzeliyle. Cenab-ı Hak mükafat vermeyi elbette sever. Allah-u Teala hiçbir kazancımız çalışmamız olmadığı halde zaten bize çok büyük lütuflarda bulunmuştur. Bizi yoktan var etmiştir. Bizi rızıklandırmıştır. Bir de bu insan Allah yolunda biraz bir adım atacak olursa, Allah yolunda gayret içinde olursa elbette Allah-u Teala onu kat kat mükafatlandıracaktır. Yaptığının karşılığını fazlasıyla verecektir. Cenab-ı Hak kimseye meccanen bir şey yaptırmaz. Hangi varlığı nerede istihdam ediyorsa ona mutlaka ücretini de verir. Cenab-ı Hak amelin içinde amelin mükafatını derc etmiştir. Kötülüğün içinde de cezasını derc etmiştir. Allah yolunda olan kimseler, salih amel işleyen kimseler taraf-ı ilahiden mükafatlandırılacaktır. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Kur'an okuduğunda Allah'a sığın. مِنَشْشَيْتَانِرْرَجِمْ Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Bizler Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlarken Euzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim diye başlamamız
bu ayet-i kerimenin emrini yerine getirmektir. Çünkü güzel bir iş yapacağız. Allah'ın kelamını okuyacağız. Ama Allah'ın kelamını okurken şeytan bizimle uğraşacak. Ya uykumuzu getirecek, ya az okumamızı sağlamaya çalışacak veya hayalimizi başka şeylerle meşgul edecek. Ama Euzu billahi mineşşeytanirracim diye başlarsak o zaman korunmuş oluyoruz. Euzu besmele etrafımıza adeta bir zırh meydana getiriyor. Bir koruma alanı meydana getiriyor. Ve o koruma alanı içerisinde şeytanın desise ve vesveselerinden uzak kalabiliyoruz. Demek ki Kur'an okumaya başlarken Euzu besmeleyi çekmek gerekiyor. Festaiz billahi mineşşeytanirracim. Şeytanirracim'den Allah'a sığın. Kovulmuş olan, recmedilmiş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın. İnnehu leyse lehu sultan alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. Şeytanın Allah'a iman eden ve ona tevekkül eden kimselere herhangi bir gücü söz konusu değildir. Yani şeytanın evet bir aldatması var. İnsanı yanlış yollara sevk etmesi var. Ama bu zorlayıcı bir şey değil. Yani şeytan kimseyi zorla sapıtamaz. Şeytan zorla kimseyi yoldan çıkaramaz. Ama yol gösterir. Şöyle yap iyi olur, böyle yap iyi olur. Ve bunu yaparken de فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ ayetinde belirtildiği gibi pislikleri, kötü işleri güzel şey gibi gösterir. Ve bugün şeytanın peşinden gidenler genelde biz şeytanın peşinden gidiyor demezler. İyi işler yaptıklarını zannederler. Mesela Firavun Hazreti Musa'yı bir müfsit olarak görüyordu. Kendini muslih yani düzeltici Hazreti Musa'yı bozguncu olarak görüyordu. Demek ki hiçbir müfsit ben müfsidim demez. Daima sureti aktan görünür. Bunun gibi şeytan evet insanlara bir takım şeyleri süslü göstermeye çalışıyor ama yaptırım gücüne sahip değil. O sadece Allah'ı pulluyor. Bu açıdan Allah'a iman eden, Allah'a gerçek anlamda tevekkül eden kimseler için şeytanın bir yaptırım gücü söz konusu değil. İnnemâ sultanuhu alellezîne yetevellevne. Şeytanın gücü, kudreti kendini dost edinenlere yeter. Yani evet şeytanın bir gücü de söz konusu ama bu onu dost edinen kimseler için. Bazı insanlar var ki artık şeytana yoldaş ve arkadaş olmuş. Adeta onunla dost olmuş. Emrini Allah'tan değil şeytandan alıyor. Ve şeytan nereden gösteriyorsa oradan görmeye çalışıyor. Nereye git derse oraya gitmeye çalışıyor. Nereye bak derse oraya bakmaya çalışıyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِه۪ي مُشْرِكُونَ. Ve onlar onu Allah'a şerik kılarlar. Yani şeytana tabi olan kimseler, şeytanın yoldan çıkardığı kimseler, şeytanı Allah'a şerik yaparlar. Şeytanı Allah'a ortak yaparlar. وَاِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً. Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti değiştirdiğimizde وَاللّٰهُ اَعْلَمْ بِمَا يُنَزِّلْ. Ki Allah neyi indireceğini en iyi bilendir. قَالُوا. Onlar dediler ki اِنَّمَا اَنْتَ مُفْتَرْ. Sen ancak bir müfterisin. İftira ediyorsun derler. Yani uyduruyorsun. Kendine ait sözleri Allah'ın sözü gibi göstermeye çalışıyorsun derler. Burada genelde nesihle alakalı bu açıklanmıştır. Allah-u Teala kitabında dilerse dilediği yerlerde hükümleri değiştirebilir. Kanun koyucu, kanunları değiştirme yetkisine de sahiptir. Allah-u Teala kanun koyucudur. Hükümler ortaya koymuştur. Ama dilerse bazı şeyleri değiştirebilir. Söz gelimi, Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'e doğrudur. Ama Allah-u Teala daha sonra bunu Mekke olarak, Mekke'deki Kabe olarak değiştirmiştir. Bu durumda bunu Allah'ın doğrudan bir yetkisi olarak görmek gerekirken, yani kanunu koyan dilediği değiştiği yapmaya da sahiptir. Bu yönde değerlendirmek lazım gelirken müşrikler diyorlar ki اِنَّمَا اَنْتَ مُفْتَرْ. Sen ancak bir müfterisin, bir iftiracısın. Bunları Allah'a nispet ediyorsun, iftira ediyorsun diyorlar. بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Bilakis onların ekserisi bilmeyen kimselerdir. İlimden nasibi olmayan kimselerdir.
Değerli izleyenlerim, Allah-u Teala insanların durumuna göre furuatla ilgili meselelerde hükümlerini değiştirebilir. Mecellede İslam hukukunda tebettül-i ezmine ile ahkamın tagayyürü inkar olunamaz denilir. Yani bir takım hükümler, furuata dair, ayrıntılara dair, muamelete dair hükümler zamanla değişebilir. Ne gibi? Mesela Hazreti Adem'in çocukları içinde kardeşle evlenmek başlangıçta kaçınılmaz bir durumdu. Yani başka bir Adem ve Havva yok ki karşılıklı birbirlerinden alışverişleri olsun, yani evlilikleri olsun. Böyle bir şey o gün için mümkün değildi. İster istemez Hazreti Adem'in dininde kardeşler birbiriyle evlenebiliyorlardı. Ancak şöyle anlatılıyor. Bir batında dünyaya gelenler, onlar birbiriyle evlenemiyor. Ayrı zamanlarda dünyaya gelenler birbiriyle evlenebiliyorlar. Bu geçici bir hüküm gibi. Ama daha sonra nasıl ki günümüzde de kardeş çocukları birbiriyle evlenebilir. Artık bunların da çocukları olunca diğer hüküm kaldırılıyor. Ve insanlar şu andaki tarzda kardeş çocuklarıyla evlenecek bir tarzda hayatları devam ediyor. Öte yandan İsrail oğulları ile alakalı Allah-u Teala bir kısım haramlardan bahsediyor. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ı gönderdiğinde Hazreti İsa'nın o haram kılınanlardan bir kısmını helal kıldığını bize anlatıyor. Veli uhille lekum ba'dellezî hurrim aleykum. İsa Aleyhisselam kavmine diyor ki ben size daha önce haram kılınmış bazı şeyleri helal kılmak için geldim, gönderildim. Demek ki Fırat'a dair meselelerde bazı şeyler değişebilir. Bunu normal karşılamak gerekir. Nasıl ki günümüzde de Millet Meclisi anayasa dahil nice şeyleri değiştiriyor. Daha önce verilen bir hüküm zaman içerisinde daha farklı bir hale gelebiliyor. Allah'ın kitabında da Allah'ın tarih boyunca gönderdiği kitaplarda insanların muamelat durumlarıyla alakalı bazı hükümler değişebilir. Bu normaldir. Mevsimlere göre gıdaların değişmesi gibi. İnsan yazın zevkle yemiş olduğu karpuzu kışın yemez. Kışın zevkle yediği portakalı da yazın sıcağında yemez. Veya elbise, kışın kıyafeti farklı, yazın kıyafeti farklı oluyor. Yazın sıcağında palto fazlalık gelir. Bunlar nasıl ki öze temas etmeyen bazı değişikliklerdir ve bu değişiklikler gayet normaldir. Allah'ın da kitabında veya Allah'ın dininde ayrıntılarla alakalı bazı hükümlerin zamanla değişmesi gayet normaldir. Bunu problem etmemek gerekir. Durum böyleyken bazıları bunu anlayamadıklarından Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yeni bir hüküm getirdiğinde sen iftira ediyorsun, Allah böyle hüküm değiştirmez gibi ileri geri lakırtılar ediyorlar. Halbuki diyor onların ekserisi bilmeyen, ilimden nasibi olmayan kimselerdir. Kul nezzelehu ruhul kudüs min rabbike bil hak. De ki onu ruhul kudüs Rabbinden hak olarak indirdi. Ruhul kudüs mukaddes ruh anlamında ve ruhul kudüs genelde Cibril olarak açıklanır. Ve Cebrail aleyhisselam o mukaddes ruhtur. Cebrail aleyhisselam vahyin eminidir. Ve Cebrail aleyhisselam vahyi Peygamberimiz aleyhisselatü vesselama getirmiştir. Ve bunu yaparken bir hakkın getirmiştir. Allah'tan nasıl kendine bildirilmişse o şekilde getirmiştir. Yoksa Peygamberimize getirirken bir tasarrufta bulunması veya Peygamberimizin insanlara bunu bildirirken bazı değişikliklerde bulunması söz konusu değildir. لِيُسَبِّتَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا İman edenlerin tespiti için, onlara sebat vermesi için ve hudan ve büşra lil muslimin ve Müslümanlara bir hidayet olarak, yol gösterici olarak ve aynı zamanda bir müjde olarak Ruhul Kudüs o kitabı indirmiştir. Burada Kur'an-ı Kerim'in insanlara yol göstericiliğine yine dikkat çekiliyor. Ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in bir müjde kitabı olduğuna dikkat çekiliyor. Gerçekten Kur'an-ı Kerim bize yol gösteriyor. Mesela yaratılış nasıl oldu? Nereden bilelim? Bize kalsa yaratılışın nasıl olduğunu bilemezdik.
İnsanların ecdadı bir maymun mu veya başka bir şey mi, yoksa doğrudan bir insan mı, bize kalsa bilemezdik. Nitekim Kur'an'a kulak vermeyenler, ilahi kitaba kulak vermeyenler insanın menşeini kıllı kuyruklu bir maymunda arayabiliyorlar. Halbuki Allahu Teala bütün nevileri müstakil yaratmış ve insanın da doğrudan doğruya bir başlangıcı var. Hazreti Adem, Hazreti Havva var. Biz Kur'an-ı Kerim'den bunu öğreniyoruz. Böylece menşeimizin bir hayvan değil, bir insan olduğunu öğreniyoruz. Bize kalsa kendimizi şu alemde birer zavallı olarak görebiliriz. Ecel celladının mahkumu, ölüme mahkum zavallılar olarak görebiliriz. Ama Kur'an bize müjde veriyor. Yani korkmayın, ürkmeyin, endişe etmeyin. Ölüm başka bir aleme doğumdur. Ölüm başka bir aleme geçiştir. Ölüm şu dünyadan bir terhis tezkeresidir. Ve şu dünyadaki çalışmalara bir paydostur. Dünya zindanından kabir bostanına, cennet bahçelerine bir uçmaktır. Bu gibi manaları Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Ve aynı zamanda bir müjde veriyor. Yani müjde olsun sizlere, ölüm hayatın devamıdır. Ölümden sonra hayat devam edecek. Bu dünyada evet birbirinizden ayrılıyorsunuz ama diğer alemde bir ve beraber olacaksınız. Bu dünyada sevdiğiniz şeylerden ayrılıyorsunuz ama diğer alemde artık ayrılık yok. Bu dünyada her isteğinize kavuşamıyorsunuz ama cennette her istediğiniz verilecek. Mesela Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. فِيهَا مَا تَشْتَهِهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَيُنُ O cennette insanların canı neyi çekerse ve gözler neden lezzet alırsa hepsi var. Demek ki insanın gerçek anlamında mutmain olması, tatmin olması diğer alemde gerçekleşecek. Ama insanlar, bunu bilmeyen insanlar dünyayı cennet haline getirmeye çalışıyor ve dünyada mutmain olmaya çalışıyorlar. Bir insan deniz suyuyla ne kadar mutmain olabilir? Diyelim çok susamış, iyice böyle bütün hücreleri adeta su istiyor. Önünde bir deniz ama deniz suyunu içmekle insan ne kadar suya kanabilir? Bu mümkün değildir. Deniz suyunu içtikçe daha harareti artacaktır. Benzeri bir şekilde dünya ile mutmain olmak. Dünya insanı tatmin etmekten uzaktır. Ve dünyadaki lezzetler içinde elemler de vardır. Elemlerle aludedir, karışıktır. Ve dünyadaki lezzetler fanidir, gelip geçicidir. Ya bizim ömrümüz kısa veya o lezzetlerin ömrü kısadır. Böyle olunca aklı başında olan insan dünya hayatıyla tam da mutmain olmaz. Dünya hayatı onu tam tatmin etmez ve diğer alemi düşünür. Diğer alemde bütün isteklerinin karşılanacağını görür ve bunun neticesinde gerçekten de o insan şu dünya hayatından diğer aleme geçmeyi canına minnet bilir ve ölüme tevessüm edebilir ve o şekilde diğer aleme çok hoş, çok tatlı bir şekilde gidebilir. Gerçekten Kur'an'dan dersini alan insanlar ölümden ürkmemişler, kabre mertçe, erkekçe bakmışlar, ölümün yüzüne tevessüm etmişler. Ama Kur'an'dan ders almayanlar böyle müjdelerden, böyle rehberliklerden mahrum olduklarından onlar çok büyük ızdıraplar çekmişler ve daha cehenneme gitmeden adeta cehennem hayatı yaşamışlar. Cenab-ı Hak ölümü hepimiz hakkında bir terhis tezkeresi eylesin ve diğer alemde ebedi saadete bizleri mazhar eylesin. Böyle bir duayla bugünkü programımızı noktalıyor. Hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.